Kızlar, günaydın. Günaydın, günaydın. Ben şimdi arka odaya gideyim de nerede benim tripodum? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gördüğünüz gibi ben çok iyiyim. Yine çok güzel uyandım da benim bu tripod nerede küçük? Hem bugün birazcık geç uyandık. Seda'yı direkt kırtasiyeye yolladım. Benim için çıkartması gereken bir şeyler vardı. Bir şeyden kastım harita var ya, boş haritaya çıkarttım. Hangi şehirlerden sipariş alacağım? Onu merak ediyorum. Onları böyle boyamak istiyorum. TikTok'ta görmüştüm. Çok güzel bir şey bence. Hatta bunu zaten TikTok'a çekmeyi düşünüyorum. Onun dışında Seda'nın notları vardı. O notlarını çıkartmaya gitti. Ben de şimdi sizinle beraber kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltı beraber hazırlasak mı hazırlamasak mı karar. Çünkü her zaman yaptığımız şey yapacağız, yulaf yapacağız. Dün yemedik, dün kahvaltı falan yapmadık. Sadece dün akşam gece döner sipariş verdi. Çünkü akşama kadar hiçbir şey yemedim. İlk defa şu an vlogu normal gözlerle açıyorum. Her seferinde bir son vloglarımda çok yorgundum. Artık öyle değilim. Yani bugün ciddi anlamda çok güzel dinlendim ve şu an çok motiveyim. Sipariş verilen ürünleri buraya getirdim. Bunları birlikte kargolayacağız. İlk siparişim nereden biliyor musunuz? Umarım yanlış hatırlamıyorumdur adını ama ilk siparişim Sivas'tan geldi. Fatma Nur'du galiba. Bir dakika bakalım, ona göre söyleyeyim. Yanlış olmasın bilmiyorum yani. Düşünsenize, bir gün Sivas'a gidiyorum ve Fatma Nur'la karşılaşıyorum. Bu işi devam ettiriyorum ve ilk siparişim Fatma Nur'dandı. Çok güzel. Şuna bakalım, yanlış olmasın. En son ilk siparişim. Evet, Fatma Nur'muş. Fatma Nur vermiş sipariş. Fatma Nur Yılmaz, hatta başarın daim olsun diye not yazmış. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Kahvaltı hazırlayacağız ama kettle bozulmuş. Yani çalışmıyor. Lanet olsun. Neyse, yapacak bir şey yok. Normal kaynatacağız artık. Ben ilk önce sizi şöyle bir koyayım bence. Bugün var ya, sabah saat 8'de kalktım. 8'de kalkmam ama sonra tekrar uyudum. Yani 8'de kalkmadım komple. Günlerdir 2-3 saatlik uykudan sonra bugün gerçekten uykuya doydum. Neyse, sabah saat 8'de kalktım. Ama saatte 8 olduğuna inanmıyorum. Çünkü gerçekten hava o kadar karanlıktı ki bugün İzmir'de. Yani ama tabii şu yağmur hala yağıyor hatta. Sabahtan beri yağmur yağıyor, hala yağıyor. Büyük ihtimalle ondan dolayı, ama hava sanki dersiniz ki sabah saat 8 değil. Saat böyle 5, 6. Hani belki öyle dersiniz. Gerçekten çok karanlıktı bugün. Şimdi yulaf yapacağız her zaman dediğim gibi. Yani yulafı seviyoruz biz. Seda dün gece dedi ki, dün yemedik ya, her gün yememiştik. Seda da dedi ki bugün yulaf yapalım mı canım, yulaf istiyor dedi. Ben de tamam dedim. Yani neden yapmayayım canım, kardeşim istemiş dedim. O yüzden ona yulaf yapacağız. Yani bana kalsa yumurta falan da yerdik. Çünkü yumurta aldım. Yani zeytin falan bir şeyler almıştım. Bir kere, yok iki kere yedik. Estağfurullah aldım lan. Bir onun dışında yiyemedik. Ben bir buraları toparlayayım. Ondan sonra yapalım. Bir de şey demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Şundan dolayı büyük çantalarım, özellikle büyük olanlar var ya, onlar neredeyse bitti. İşlerimi halledeyim de spora gidelim. Spora ben gidemiyorum birkaç gündür. Yulaf, kakao, Hindistan cevizi. Hindistan cevizinin üzerine koyuyoruz biliyorsunuz. Çok azıcık da çiğ fındık. Sonra süt, yoğurtla sevmiyoruz. Yoğurtla denedik, hoşumuza gitmiyor. Aslında yoğurtla çok çok daha iyi bu arada. Ama yoğurtla sevmiyoruz. Bir adet şöyle küçük bir muz ikimiz için de. Ve 1,5 elma. Normalde 2 elma katıyorduk ya. 1 elma Seda, 1 elma bana işte. Ama artık muza kattığımız için 1,5 katıyoruz. Hızlıca alacağım. Bu arada artık yulafları ben sonradan ekliyorum. Çünkü çok parçalanmasın diye. İlk elmaları falan parçalıyorum. Sonra yulafları parçalıyorum. Haberiniz olsun. Sular gidecek. Sese bak. Su da kaynıyor. İyi iyi, kahveyi hemen yapayım Seda gelmeden. Bu arada elmalar da çok küçük zaten. Görüyorsunuz yani, büyük elma da değil. Ama yine de. Bunu kaldırıyorum direkt. Su kaynadı. Hop. Suyun altını kapattım. Çünkü bir dakika dinlenecek. Ondan sonra filtre kahveyi yapacağım. Biliyorsunuz ki kahve yanmaması gerekiyor. Elmalarımı kattım. Sıra muzda. Hemen zaten yemek yiyeceğiz. Ben kargoları ayarlayacağım. Spora gideceğiz ondan sonra. 4-5 tane de çiğ fındık. Güzel oluyor arasında. Biz seviyoruz. Ama bu arada çiğ fındık alıyoruz. Yani normal fındıktan çok daha iyiymiş bu galiba. Kavrulmuştan mı neydi sanırım. Yani siz de alacaksınız çiğ fındık. Çiğ fındık alın. Bu arada ben var fındıktan nefret ederdim. Gerçekten nefret ederdim. Cevizi seven biriyim ben ama yani çiğ fındıktan sonra çiğ fındığı sevmeye başladım. Gerçekten çok güzel. Birazcık da kakao katacağım.
azıcık da süt katacağım. Sütü daha sonra da katacağım ama şimdi iyice parçalanabilsinler diye süt katıyorum. Bunlar tamam. Daha sonra bunları parçalamadan önce kahvemi ayarlıyorum. Bunu bir köşeye alayım. İlk French presslerimi, ay şu görüntüyü de alalım şuradan. İlk French presslerimin içinde ısıtacağım. Şu an tamamen sıcak olmadıkları için kahveyi hemen soğutabilirler. Şöyle azıcık azıcık koyuyorum. Hemen kapaklarını kapatıyorum. Ve içlerini ısıtıyorum iyice. Kaynar suyla. Artık kahve için hazırlar. Ben böyle kavanozda bekletiyorum. Çünkü kahvenin tazeliği bozulmasın. Pakette belki hava alabilir diye düşünüyorum. Ama böyle almıyor. Şöyle. O kadar da günlerdir kahve içiyorum ama yine kahveye doyamadım. Neyse artık. Günde böyle bir kahveye düşüreceğim. Şimdi içeceğim. Daha sonra içmeyeceğim. Ya bir akım çıkmış TikTok'ta. Bu arada ben ilk defa duyuyorum yani. Belki yanlış bilgim de olabilir. Millet kahveyi ağzına atıyor, arkasından soda falan alıyorlar yani direkt sodayı içiyorlar. Yani kahveyi böyle çiğ çiğ yani böyle sulu falan yapmadan direkt ağızlarına atıyorlar, sonra soda içiyorlar. Ve büyük ihtimalle o kahve granül kahvedir yani filtre kahve de herhalde Türk kahvesi değildir. Ya da her ikisi de her neyse de bunu neden yapıyorlar aranızda bilen var mı? Bir sebebi olması lazım, kahve sevmek değil bence bu yani. Çünkü ben kahveyi çiğ çiğ yiyemem. Acaba enerji falan mı veriyor, kaloriyi daha mı çok yakıyor, vücuda bir şey mi yarıyor? Hiçbir fikrim yok bu arada. Çünkü günlerde TikTok'ta görüyorum ve neden yaptıklarını hala anlamış değilim. Bunu böyle birazcık köşede bekletiyorum. Böyle 5-6 dakika köşede demlenecek bu. Biz devam edelim yulafımıza. İçerisine yulaf katacağım. Seda'ya 2 kaşık, bana 2 kaşık. Böyle kaşığı da dolu dolu katmıyorum bu arada. Böyle az az. Yani üstünü örtecek kadar yeter. Şöyle 1... 2, 3 ve 4. Kapatıyorum. İçerinin bu arada ışığı yanıyor, yine karanlık. Bakın. Yani gündüz gündüz ışık yakıyorum. Ama yine karanlık. Hani şeyden dolayı düşünmeyin. Yanmasına rağmen karanlık. Biraz daha süt ekliyorum. Çok az da kakao ekleyeyim. Ana. Batırdım. Of ya, beceriksizim. Yemin ediyorum beceriksizim. Gece batırıyorum. Yeterli. Kaselerimizi alalım. Şimdi bunları alıyorum. Hindistan cevizlerini de alıyorum. Çünkü bu bir tanesi bitti neredeyse. İkincisini de alayım dedim. Kahveler. Bardakları da alayım. Kendime su koyayım ya. Suyum yok. Şunu doldurayım. Komple spora kadar bitireyim. Sonra spora gidince bir daha doldururum. Dedim ki saat daha önce söylemiştim. Seda işte gönderdim. Türkiye haritası falan çıkarsın diye. Boyamak için. Yani adama Seda göstermiş neyi çıkartacağını. Ama adam illa demiş ki bunu çıkartayım. Bu daha iyi olur. Bu zaten boyalı. Ben dümdüz istiyordum. Tamam. Sen buzdevrini bitirdik mi biz? Evet. O zaman buzdevrini aç biraz izleyelim çünkü saat çok geç. Ben kalk direkt kargoları aa, halledeceğim. Erkenden vermek istiyorum. Belki yola çıkar. Aşko fark ediyor mu? Yedin mi hiç? Hayır, hiçbirini yemedim. Hadi ama tükür arkadaşını. Tükür arkadaşı. Eğer küçük Johnny'ye hemen tükürmezsen oyun parkını terk. Biz birkaç gündür buzdevrini izliyoruz. Bu üçüncüsü değil mi? Çok güzel. Bence ikincisi çok sarmadı. Yani güzel, kötü değildi, güzeldi ama bence bir ve... ki çok daha iyidir. Dur şunu bir sana göstereyim. Ondan sonra açıklarız. Aşkım yemeği yiyeyim, ben adama atayım. 2 dakikaya çıkarıyorsun. Hemen alıp geleyim. Aşkım sen de üstüne gitmesin. Ben bunu sadece böyle kendime saklım için zaten. Yani böyle TikTok şart değil. Gerçekten kendime saklayıp Türkiye'nin hani nerelerine sipariş gidiyor şeklinde düşünüyordum. Ben de diyorum ki şimdi hemen atmayacaksın. Atma diye. Atacağım diyor. O yüzden boş ver. Ben şimdi hızlıca yiyip kalkıp kargolar hazırlamam lazım ki bugün belki yola çıkar. Belki yarın ya da öbür gün insanlara ulaşır. Şimdi hızlı olsun diyorum. Öyle yani. Bir de şu üçü. Bir de o. Sipariş geldi. Sana onları geri götürmeni söylemiştim ama sen dinlemedin. Kapatayım mı?
Yo, hayır izleyeceğim. Sadece şunu gösterecektim. 24 saat olmadan 10. siparişimi aldım. Şimdi kahvaltıyı yaptım. Hızlıca geldim. Çünkü hemen hazırlayıp gitmem lazım. Sonra spora gideceğiz. Buradaki kargoların hepsini şimdi beraber hazırlayacağız. Bu çanta gerçekten çok güzel. Bu da az önce geldi. Göstereyim. Ben tüm kargoları hazırladım. Ortalık yapışkan oldu. Nasıl kızarmışım ya. Neyse hızlı yapmaya çalışacağım. Hepsini koyacağım. Bir an önce kargo yetiştirmem lazım. Çünkü belki bugün çıkabilir. Belki yarın da bugün hemen elinizde olabilir diye çabalıyorum ama inşallah yetiştiririm. Size şu şekilde de göstereyim hemen. Hepsini hazırladım. Kameranın şarjı bitti çünkü. Takalım. Kendi çantam. Elmalı falan da güzel. Ama en güzeli bence bu. Bunu yiyeceğiz. Şimdi alkolayı toparlayacağım. Ondan sonra spora gideceğiz. Saçımın haline bakın. Haline bak. Berbat odanın hali. Bu arada biz eve geldik. Ya tam ben çekebildiğim kadar çektim. Bir ara yaptım, spor yaptım. Yere iki tane kız geldi. O yüzden çekinmedim, birazcık utandım. Her neyse, şimdi bayağı acıktık. En son kahvaltı yapmıştık yulafla. O kadar. Şimdi döner sipariş verdim. İndirim vardı şu anda. Trendyol'da şu anda indirim var. Bundan dolayı döner sipariş verdim. Döner yiyeceğiz. Şey var ya, 2021 yılında en çok sipariş vermişim diye mesaj geldi, tamam mı? Döner sipariş vermişim. Bir şey söyleyeceksin hemen. Ne diyeyim? Çok zarif olmuşsun. Evet. Öyle de. Çok zarif olmuş. Teşekkürler. İşte Ferhan'sınız. Tam 45 santim biliyor musunuz? Biz ölçmüştük. Tam 45. İşsizlik seviyemiz. Evet ya, inanamadık, ölçmüştük. Thank you.
Ha, döner çok güzel bir şey ya. Ve eskiden biliyor musunuz döner hiç sevmezdim. Gerçekten güzel. Ben de ekmekten dolayı sevmezdim. Ne zaman lavaşı öğrendim döner sevmeye başladım. Evet, ben de ekmek arası sevmiyorum. Hiç döner yemezdim önceden. Bazıları dönere götürüldü bize. Bir de bazıların emişleri. Sossuz döneri hiç sevmiyorum. Boş döneri. Ben sos de. Olacak. Yemek yemek çok güzel bir şey. Pijamalarımı değiştirdim. Geçen aldığımı giydim. Size göstermiştim hatta bunu. Annem buluyor diyor ki ne kadar kilo duruyorsun. Yani kilo durmamın önemi yok. Çok rahat. Ama evet kilolu gösteriyor. Ben size o zaman da söylemiştim. Bu bayağı gri olduğu için bir de. Şimdi az önce birkaç sipariş geldi. Onları ayarlayacağım. Ben bir de bir şey fark ettim. Ne kadar çok site kargocusu ne kadar çok kesiyor. Kargoyla anlaşsam mı? Ama anlaşmak için de bir şeyler gerekiyormuş. Bilmiyorum yarın kargoyla konuşacağım. Çünkü size 12 TL diye gösterdim ya. Kargo bayağı kesiyor. Bir de anlaşmalı kargo normalde. Shopee ile anlaşmalı bir kargo. Çünkü 12'den daha fazla yapamam. Bana kalsa ben 10 yapacaktım. Sonradan 12 yaptım. Bunu kargoyla konuşmam lazım. Yani gerçekten bir anlaşma yapmam lazım. Ya da ilerleyen zamanlarda yapacağım. Şimdilik böyle kalacak. Peluş aslında kürk model bu. Şu modeli hazırlayacağız. Şimdi hiç video çekmeyeceğim. Çünkü sabah zaten TikTok için çok fazla video çektim. Bunları kontrol edeyim. Kime gidiyormuş? Hande'ye gidiyormuş. Burada cidden çok güzel bir çanta. Şu an ışıktan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama. Ve şunun güzelliği. Çok güzel. Gerçekten yani kendi çantam diye demiyorum ama gerçekten çok güzel. Bir de iki kulbu olduğu için iki türlü de kullanabiliyorsunuz. Hem omuz hem el. Şöyle kontrol edeyim bir yerinde bir hasar olmasın. Çünkü varsa direkt içeriden getireceğim. Burada bugün yani bugün derken bugün zaten kargoya verdim de bu modelden şu an 2 tane gitti. Bu da peluş. Bu da ayrı. Başkasının. Bu tamam. Bu sapasağlam. Şimdi yapayım diyorum çünkü sabah farklı bir paket gelirse hemen onları yaparım. Gün içerisinde kargoya yetiştirebileyim diye. Bunu da yapıştırayım. Kargo poşetini de koyalım. Yani bu gayet de sağırmış. Adam buna tepki vermek için ısrar etti bir de. Adam kargo poşeti vermiyordu ya. Gitti benim güzelim hediye paketlerimin üzerine yapıştırdı her şeyi. Sena'nın siparişiymiş. Bir tane çapraz zincirli kapitone çantadan varmış. Ay bu arada bilmiyorum ya. Kendi çantam diye böyle deyince bir tuhaf hissediyorum ama gerçekten çok güzel çantalar. Bu da çok güzel. Ve yani Instagram'a çok fazla atamıyorum ama şöyle göstereyim. Şunları hatta şöyle göstereyim. Bayağı böyle geçmeli. Normal mıknatıs da değil. İç kısımları falan geçmeli. Güzel çantalar yani. İçi de bayağı büyük. Ve 3 bölmeden ayrıca 3 bölmeden oluşuyor. Birazcık buradan detaylı göstermedim. Burayı hiç açmayayım. Burasını hiç açmadım göstermeyeyim diye. Şöyle zincir kısmı. İsterseniz böyle çapraz kullanırsınız. İsterseniz bu şekilde omuz. Yani güzel seçilmiş gerçekten Senacığım. Kürk çantamız. Kürk çantası da. Bunlar da tamam. Gece gece. Tam böyle uyuyorum. Sabah saat 5 gibi sipariş geldi. Telefon bir öttü. Çok korktum. Tamamdır bu da. Bitti. Artık şey edip yeşil çay içebilirim. Oh. Ve saçıma bak. Ay dışarıda var ya. Gerçekten şu an İzmir soğumuş. Çünkü dışarıda bildiğiniz kar soğuğu var yani. Kuru bildiğiniz soğuk var. Çok soğuk. Ben hava normaldir dedim. Hey saçımın gerçekten haline bak. Hava normaldir dedim. Ay çok kötü oldu saçım. Dışarı. Bir dakika. Nefes nefese kaldım. Dışarı direkt
kargoları vermeye çıktım ve saçım ıslak, duştan çıkmışım. Dedim ki hani çok bir şey olmaz, çok azıcık kurutsam bile yeter dedim. Saçım o kadar, yani saçım rüzgardan kurudu ama kas katı kesildi. Gerçekten İzmir an itibariyle soğumuş. Ay, şunu çıkaracağım. Ay, çok yoruldum. Saçımı şimdilik bağlayayım artık. Çok soğuk Seda ya. Felaket soğuk var. İstanbul'a kar yağacak da. Size bir videoda şey demiştim galiba. Su 25 oldu demiştim ya. Ne kadar oldu şimdi? 29. 29 olmuş. Şey göstereceğim. Neden beni bulur ki böyle şeyler? Zaten evi gelince temizleyeceğim komple de. Bu çamaşır makinesinin altından su çıktı full. Yani her taraf ıslandı. Halı falan ıslandı. Küçük kısım var ya, ben oradaki suyu bayağı da boşaltmadım. Acaba ondan dolayı mı buraya full su bastı bilmiyorum ama. Şu an iyice saat geç olmadan spora gidelim diyoruz. Bir şey yedik mi? Şunları yedik. Sabahtan dün gibi yulaf yedik. Aynı şeyleri yedik sabah kahvaltıda. Dün ama akşam döner yemiştik. Öyle, şimdi spora gidiyoruz. Haydi. İzmir'de kar yağacağına inansam, şu an dedim ki İzmir'de kar yağacak ama yani yağmaz. Öyle bir soğuk var. Bayağı bildiğiniz kuru soğuk. Yine de spor salonuna gidiyoruz. Çünkü süremiz azaldı. İstanbul'a gideceğiz. Zaten bir yandan iyiymiş aslında, rahat geçirebiliyorum. Size bak. Şunlar gitse gitmiyor ya. Biz bu şişkolar, bileği şişmanlar, bacak şişmanlar, ne edeceğiz ya? Bir insana, insan. Şöyle bu ayakkabı, benim ayakkabım o kadar pis ya. İşte. Aha yine yak yak yak. Gebere geldik ama dün iyi spor yaptık. Valla. Gelmekten iyidir. Şimdi zırhıma bineceğiz. Gidiyoruz. Hadi gidelim. Ben yokum değil mi puding alırken?
Yoktun sen. Şeyden aldık biz bunu. Ayşe'den mi aldık ne? Yeşim diyor ki ay ben onu yemem de çok acı. Bence çok güzel. Şimdi bu saatte bir derli fıstık yapacağım. Çünkü yemezsek eğer yarına kalabilirse yarın böyle soğuk soğuk yiyelim diye. Canım bayağıları istiyordu. Benim canım da her şeyi istiyor ya. Eskiden size gösterdim bilmiyorum ama bunu çok yiyordum. Bimde vardı. Ayrı da olur ben bilmiyordum. Sonra bunu bir kere bize Yeşim getirdi. Sonra biz bir daha aldık. Sonra Yeşim getirdi. Biz aldık. Yeşim getirirken bir daha bağımlı olduk. Ve gerçekten ayrıca kalorisi de çok fazlaymış. Instagram'da paylaştım. Birkaç kişi diyor ki onu yememelisin falan. Zaten yağlı gevrek diye geçiyor. Bir daha da alacağımızı sanmıyorum. Almamaya da çalışacağız. Çok güzel koktu. Bir. İki bardak kattım bilerek. Çünkü bir tane önce. Aç dersin Seda'da. Sadece bunu yapacağım zaten. Ben bunu şimdi yerim. Hayır ben bunu şimdi yerim diyorum. Normal defterler oluyor bu. Şu çok güzel değil mi? Ben çok seviyorum. Abi şey söyleyeyim ben de her şeyi seviyormuşum ya. Sabahtan beri onu seviyorum, bunu seviyorum. Sevmediğim hiçbir şey yok. Utandım bir şu an. Vazgeçtim buraları keseceğim. Ben bu ışığı niye kullanmıyormuşum ya? Işığı yakınca kameramın daha kaliteli çektiğini anladım. Bak kapatayım mı kilerle anlarsınız. Ay ne kadar kötü. Telefonla çekiyor gibi. Böyle ay. Kilo almadım. Kilolu çıkıyorum. Ay kilo almadım bu arada. Niye acaba? Sus lan. Şakası yok zaten almadım ki. Alsam da kastan almışımdır. Köpek gibi ağırlık çalışıyorum. Benim sürem yetmiyor ağırlığa ya. Sevda. 1,5 saat koşumam diye şeydesin. Farkında mısın? Ama bundan sonra erken gidelim. Tamam erken gidelim. Ben ip çok iyi atlarım 2 gündür ya. Bak dün 850 tane atladım. Bugün ip daha iyi bence. Zaten ben bayağı... Ama senin... Ema. Şey Samanyolu'ndaki şeyde tek Türkiye'ye döndüm. Senin için ama üst bacak şey daha iyi. Böyle çok iyi değil. Evet pirinç yiyor muyuz? Çok güzel koktu. Kapatabilir misin? Normalde çay koymayayım diyordum. Bu arada az önce saatte ben söylemedim. Çay koymama sebebim de şuydu. Saat şu anda neredeyse 2 olacak. Çay koyacağım ama şöyle çay koyacağım. Yeşil çay diye bitki çayı yapacağım. Kiraz sapı ve kayısı çayından koyacağım. Kayısı çayımız paket bu arada. Bu kiraz sapı kurutulmuş bildiğiniz kiraz sapı. Aktar gibi bir yerden aldık. Daha kuru yemişçiden aldık. Bana diyorlar ki niye spor salonunda çekmiyorsun her şeyi falan. Ya çekecek bir şey yok be kardeşim. Üç tane. Yürüyüş bandı var. İkisi bozuk. 4 tane bisiklet varsa 3'ü bozuk. 2'si bozuk. Biz işlemci odaya geçiyoruz, ağırlık yapıyoruz. Onda boşa para verdik. Yani o yaptıkların hepsini kendiniz evde bile yaparsınız ağırlık varsa. Ki bizde var. Ben aldım. Evet ya. Hayır bence ne yapayım biliyor musunuz? Ben mesela yazılmasak bile öyle düşünüyorum. İlk böyle zumba yapacaksın. Bence ısınmak için bisiklet yerine ve yürüyüş bandı yerine geçsin. Kardiyo amacıyla. Mantıklı değil mi? Ne bakıyorsun öyle? Uyku mu gelmiş anlamadım. İlk böyle geçen bir videoda senin bazı şeylerini koydum biliyor musun? İşte ben haberi yok burada ama herkes ama evet Emma diyorum böyle ya. Emma herkes seni tatlı bulmuş. Neyse. Bence yani eğer spor salonuna gitmeyecekseniz 45 dakika zumba yapın. Ama böyle doğru düz böyle dinlenmeden böyle 1 dakika falan ya da 30 saniye dinlenerek yapın arada bir. Ha? Evet. Ama onu yaptıktan sonra aa çok yoruldum deyip bırakmayın o 40 dakikadan sonra. Bence çok da uzmanmış gibi konuşuyorum. Yani biz orada çünkü yürüyüş bandına falan bisiklete falan biniyoruz o süre zarfında. Kalan sürede de ağırlıklar o benim yaptığım gibi ağırlıklar çok var zaten videosu. Benimkisi hiç basit bile. O tarz videolar yapılabilir. Ama bence şöyle bir şey var. İnsanın imkanı varsa spor salonu, düzgün spor salonu gitmeli.
Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Tamam tabii canım, düzgün. Keşke biz de öyle gitseydik de. Keşke Mekfet'e falan gitseydik. Aa, kız diyor ya. Şey diyeceğim. Bir tane kız var sevgilisi, orada hoca söyleyeceğim yani. Ne bulacak beni? Yani her şeye rağmen bir tane soyunma odasında konuşuyorlardı. Başka bir kız diyor ki işte sen nereden geldin falan. Diyor ki ben de aslında buraya gelmedim. Sevgilim burada çalıştığı için bir günle geldim diyor. Diyor nereye gidiyorsun diyor. 8 aydır Mekfet'e gidiyorum dedi kız. Ona diyor ki memnun musun? Yok buradan fark yok dedi. Hiç sanmıyorum. Yani 3 tane koşu bağından 2 tanesi bozuk değildir en azından. Hani bir önce diyoruz ki süremiz bitsin, gidelim İstanbul'a. Belki gelince başka yer bulabilirsek yazılacağız. Bulamazsak da ben en azından Seda... Yani bulamazsak da ben size dediğimi yapacağım. Ne yapacağım? 45 dakika falan böyle şey yaparım. Yazılır, zumba yaparım. Yani yazılmasam da ben öyle yapacağım. Ben belki yazılmam. Çünkü artık kafamı kaldıramıyorum farkındaysan. O zaman işlerini alışırsın, yerine koyarsın. Daha bu ilk başı. Alışmadım daha. İşte 45 dakika ben gitmezsem, eğer spor salonuna yazılmazsam kesin zumba yaparım. Ondan sonra ya kloetik yaparım ya da kendim işte evdeki ağırlıklarla ağırlık yaparım. Belki ağırlık alırım çünkü orada 15 kilo ağırlıklar falan var. Evde yok, öyle bir şey yapabilirim. Üzerimdeki simit istedim, ne kadar olmuş biliyor musun? Normalde 200 küsür ama indirimde bile 170 olmuş. Sanki Zara'dan aldım anasını satayım. Yok lan, Zara'da geçen bir etek gördük ya 500. Ya hayır ya, bir tane sayfa paylaştı bugün. Zara'dan hangi, Finlandiya'dan bir yerde mi ne, bir tane tişört 7 bir şey alıyor, euroya mı bir şey mi ne alıyorlar ya. Abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Ya su olmuş bizde 29 TL ya. Of, çok zoruma gidiyor ya. Zoruna mı gitti kardeş? Zoruna. Gidiyor valla. Farklılığa bağlı olarak diyetesinin uygulanması da farklılık gösterir. Sabit değer sınırlaması belli bir değer. Peki. Su da içmedim gün içerisinde. Hindistan cevizinde her şeyi döküyoruz. Ama yakışıyor ya. Sütlü tatlılara çok yakışıyor bence Hindistan cevizi. Daha her şey. Çok güzel ya. Bunu nasıl sevmez yaşım? Hep böyle bir kardeş istemiştim. Ben de. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benimle olan bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Seninki havlıyor. O değil mi? Emin misin? Sesinden tanıyorum. Bay bay. Ben bay bay demesem de kapanacak. Zorluyor kendini.